Akif Beki, enflasyonun düşeceğine millet niye inansın? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işi biliyor. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor, dedi. Doğru. Halk, hesabını yüksek enflasyon beklentisiyle yapmaya devam ederse enflasyon düşmez. Kısır döngünün kırılması, piyasanın o döngüden çıkmasına bağlı. Onun için halk, düşük enflasyon hesabından zararlı çıkmayacağına güvenmeli. Düzeleceğine halkı inandırmadan işler, düzelmez. Doğru olmasına da halk nasıl ikna edilecek? 2024'de emekliler yılı ilan ederseniz emeklinin beklentisi yükselir. Türkiye yüzyılının başladığını söylerseniz millet, orada yaşamak ister. Ekonominin şahlandığını anlatırsanız asgari ücretli de hayat standartlarının şahlanacağını hayal eder. Dış güçlere karşı ekonomik bağımsızlık savaşı veriyoruz, diye sabretmeye çağırdığınız halka, mücadeleyi artık kazandığımızı ilan ederseniz zaferden payına düşeni bekler. Sonra da enflasyonu indirmek için bu Temmuz'da asgari ücretliye niye ara zam, emekliye niye ek zam veremeyeceğinizi izahta zorlanırsınız. Yani beklentiyi kendi elinizle yükseltirseniz halk ne yapsın, bu dediklerinizin hangisine inansın, enflasyonun düşeceğine nasıl güvensin? Altında kalırsınız. Üstelik seçimden sonra dış fonların akacağını, halkın rahata ereceğini, fedakarlıklarının karşılıksız kalmayacağını vaat etmişsiniz. Zor günlerde bedel ödettiklerinize söz vermiş, kuru ekmekle soğana talim ettirdiklerinizi ödül beklentisine sokmuşsunuz. Zor günler bitti, şimdi onlar için daha zor günler mi başlayacak? Kemer sıktırmaya, yanlış ekonomi politikalarının bedelini halka ödetmeye devam ederseniz ekonomiyi bu kez düzelteceğinize nasıl güvensinler? Halk için zor günler bitip daha zoru başlarken, zengini daha zenginleştirirken fakiri daha da fakirleştiren bir modelde ısrar etmişsiniz. Sıra enkazı kaldırmaya gelince de hala asıl yükü halka yıkmaya çalışıyorsunuz. Son TÜİK verileri ortada. Toplumun en üstteki %20'sinin milli gelirden aldığı pay %50'ye çıkmış. Toplam gelirin yarısını alır hale gelmişler. Geriye kalan %80'de ülke gelirinin diğer yarısıyla yetiniyor. Gelir dağılımı adaletsizliğinin destanını yazmışsınız yani. Necip Fazıl'ın destan şiirindeki gibi, Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul, bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın, kefenimin kefili kara borsa. Enflasyonla mücadele için, bütçe açığını kapatmak için tasarrufa nereden başlıyorsunuz peki? Yine halktan, halkın gelir artışından kesmeye, halkın boğazından kısmaya bakıyorsunuz. İlave para gerek, nerede arayıp bulacaksınız? Yine halkın cebine dikiliyor gözleriniz. Kendisi de daha pahalıya kiradayken oturmadığı iki gözevinin kira geliri için henüz vergisini ödemeyenlere, 2 gün geciktirenlere bile nefes aldırmıyorsunuz. Hem kendisine hem eşine, tek ev için ayrı ihtar çekilen tanıdığım var. Halk TV'deki son yayınımızda anlattı, biri Yavuz Ohan mesela. Çifte vergilendirilecek neredeyse. Lokantalarla kafeler ve bakkallar, yiyecek, içecekteki zamlı kadeh ve tarifesinden kaytarıyormuş. Oradaki kayıp kaçağın peşine düşüyorsunuz. Affedersiniz ama vergi istismarını önlemeye bakkalın, kafenin muhasebe defterinden mi başlanır? Toplanacak verginin 2 trilyon liralık kısmından bu yılda vazgeçeceksiniz. Aflı, indirimli patronların, teşvikli müteahhitlerin kaçındığı vergilere sıra gelmeyecek mi? Ekonomi yönetimi, sinekten yağ çıkarma peşinde. Aktarılan rantla şişip semirenlerin yağlarına bir salma salındığını duymadık daha. Bu yolu giderken yüzü güldürülmeyen halka söz verilmişti, dönüşte yüzü güldürülecekti. Sözün sahiplerine sorma zamanı, böyle mi güldürecektiniz? Millet fakirleşirken zenginleştirilenler nerede? Ekonomi zorda, ülke için haydi pamuk eller cebe, denecekse ilk denmesi gerekenler unutuluyor hep. Ekonomist Serkan Özcan, X'te uzun uzadıya hatırlatmış. Kaçıranlar için kısaltarak aktarıyorum. Kimlermiş onlar? Buyurun bakalım, halkı inandıramadığınız bir para politikası ile enflasyonu düşürmek neredeyse imkansızdır. Bu nedenle halkı ikna edebilmek için bazı şeylerin gerçekten değiştiğinin çok daha açık gösterilmesi ve daha cesur kararlar alınması elzemdir. Yoksullaştırılan, hiç hak etmedikleri halde açlıkla terbiye edilen tüm toplum kesimlerinde ciddi bir rahatsızlık vardır. Bu nedenle bugün en önemli konu, bu rahatsızlıkları en aza indirecek ve sosyal istikrarsızlığı yönetebilecek yeni bir bölüşüm politikasının hayata geçirilmesidir. 3 haneli enflasyonda %10, 15 ile kamu bankalarından kredi kullananlar, KÖİ müteahhitleri, sayısız devlet ihalesi alan şirketler, abartılı imar rantına taraf olanlar vesaire, kısacası kötü ekonomi yönetiminde millet fakirleşirken zenginleşenler. Bunların hepsinin yeni dönemde oluşacak yüke ortak edilmesi gerekir. Ancak bu yapılırsa, millet bu krizi atlatmak için elini taşın altına koyar ve enflasyon konusunda ikna olur. Aksi takdirde sorunun sebebi olanlar koltuklarında otururken, "Hadi ikna olun" demekle bu iş olmaz.